Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmaîn. Tuat-ı Mekke 14. sefir 100. kısım 124. bölüm. Sabır makamının ayrıntılarının ve sırlarının bilinmesi. Her meşrepte sabır türlü türlü içilir. Den, e, de, bir şey ile ve bir şey için sabredilir. Sabır eziyete karşı olabilir. Acı türlerinin varlık ve takdir bakımından. Hak için Es Sabur ismi bir eziyet belirlemiştir. Kitabın ayetleri bunu söyledi. Alimisen isen nimette sabır yoktur. Her şeyi bilen hükmü doğru imamın sözüne göre. Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki Allah şöyle der. Allah'a ve Resulüne eziyet edenler. Burada Allah'ın eziyete maruz kaldığı bildirilir ve bu nedenle Allah kendini yaratıkların eziyetlerine karşı sabreden anlamında Es Sabur diye isimlendirdi. Hak Es Sabur ismini taşırken kendisine yapılan eziyetin kaldırılmasını kullarından istediği gibi bir belaya maruz kalan insanın belanın kalkmasını istemesiyle sabırlı ismi kendisinden düşmez. Nitekim Nitekim Eyüp peygamber böyle yaparak bana bir zarar ilişti, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin demiştir. Allah da bu isteğe rağmen onu överek biz onu sabırlı bulduk buyurdu. Öyleyse sabır, nefsi belanın kaldırılması ve gidirilmesinde Allah'a şikayetten alıkoymak değildir. Sabır, nefsi Allah'tan başkasına şikayetten alıkoymak ve onu başkasına yönelmekten engellemektir. Allah'ın kullarından Kendisini üzen, eziyete bırakmalarını istediğini açıklamıştık. Bununla beraber Allah onlarda eziyete yol açan şeyi yaratmama gücüne sahiptir. Öyleyse bu sabrın sırrına dikkat et. Çünkü o sırların en güzelidir. Bir rivayette Allah'tan daha çok eziyete sabreden olmadığı bildirilir. Sabır cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete girdiğinde kesilen ve ortadan kalkan makamlardandır. Böylece iki grup herhangi birisi içinde bulunduğu yerden başka bir şeye girmemek üzere birbirinden ayrışır. İlahi sabrın hükmü ise dünyanın yok olmasıyla ortadan kalkar. Bu ise El-Muntakim ve Eşşedidül İkab isimlerinin kalkmasıyla bir müjdedir. Çünkü Es-Sabur isminin ortadan kalktığını gördük ve Allah'ın rahmeti de gazabını geçmiştir. Dünyanın yok olmasının hikmeti Allah'tan eziyetin kalkmasıdır. Çünkü sadece orada var olabilir. Öyleyse ey Allah'ın kulları! Allah'ın rahmetinin genişliği, kapsamı ve belirli bir süre sonra bile olsa, Allah'ın dışındaki her yaratılmışa nüfus edişiyle sevinin. Çünkü dünyanın yok olmasıyla eziyet çeken herkesten eziyet, eziyet, eziyet yok olunca sabır da yok olacaktır. Cezalandırmanın sebeplerinden biri de eziyettir o ise yok olmuştur. Öyleyse rahmet ve gazabın ortadan kalkması kaçınılmazdır. Başka bir ifadeyle rahmetin Allah'ın izniyle ve Allah dilerse Allah'ın ihsanıyla her şeyi kuşatması zorunludur. Bu bizim Allah hakkındaki zannımızdır. Allah kutsi bir hadiste şöyle der. Ben kulumun bana dair zannına göreyim. Benim hakkımda hayır zanda bulunsun. Allah bunu bildirdiği gibi bunu emrederek zanlı ya da başkası hakkında sınırlamamıştır. Bu nedenle acıya yol açacak şey tat anlamındaki azap diye isimlendirilmiştir. Bu ise Allah'tan kullarına dönük bir müjdedir. Bunun anlamı şudur. Zorunlu olarak acı duyacağınız şeyden rahmet sizi kuşattığında cehennemde bile haz alacaksınız. Nitekim yanan da ateşin sıcaklığından haz alır. Donan ise zemherinin soğukluğundan haz alır. Bu nedenle Cehennem mizaç farklılığı nedeniyle hem ateşi hem zemheriri içerir. Belirli bir mizaç için acıya yol açan şey, onun zıttı başka bir mizaçta nimete yol açar. Dolayısıyla hikmet işlevsiz kalmaz. Allah cehennemliklere sıcakta kalanlar için zemheriri bırakır. Ateşi ise ateştekiler için bakiyi bırakır. Böylelikle hepsi birden cehennemde nimetlenir. Öyleyse onlar, öyle bir mizaçtadırlar ki o mizaca sahip olarak cennete girselerdi, cennetteki itidal nedeniyle orada azap görürlerdi. Sonra bil ki sabır edatların çeşitlenmesi nedeniyle çeşitlenir. Allah'ta sabır fi ona eziyet verme söz konusu olduğundadır. Allah karşısında sabır mea azapta azap edeni görmektir. Allah'a karşı ala sabır Rabbinin varlığına bitişmek sizin nefsinin varlığıyla Rabbini yitirme halidir. Allah ile bi ya sabır hakkın sabrın kendisi olmasıdır. Nitekim hak kulun duyması ve görmesi olur. Allah'tan min sabır güç ve kuvvetin insandan düşmesidir. Artık güç ve kuvvet Allah'a aittir demezsin. Bu durumda sabır yardım isteme ortadan kalkar. Allah'tan yani anilla sabır makam bakımından sabrın en üstünüdür. Bu ölümle ortadan kalkan ve ahirette bulunmayan sabırdır. Çünkü bu sabrın sahibi sabrı es sabur ismini Allah'a nispet ettiği şekilde Allah'a nispet eder. Bu nedenle dünyanın yok olmasıyla ortadan kalkar. Kulda ise dünyadan ayrılmayla ortadan kalkar. Sen kimden ayrılırsan o da senden ayrılmıştır. Bunlar sabrı Allah'tan alan kimselerdir. Bu bilgiyi falandan aldım dediğinde bilgide o kişiyle birsin. Süleyman peygamberin iyiliği Rabbimin zikrinden dolayı sevdim sözü buna benzer. Çünkü o iyiliği hayır diye ve hayır Allah'a aittir. Rabbimin zikrinden diyerek Rabbinin ona hatırlatması nedeniyle onu sevdiğini belirtmiştir. Sonra Rabbinin iyiliğiyle sevinerek ve hoşnut kalarak elini onun köklerine ve dallarına sürmeye başladı. Çünkü o iyiliği yani hayrı sevmeyi sevmişti. İyiliği sevmek ile ya Allah'ın onu sevmesi ya da iyiliğin sevgisiyle nitelenmesi bakımından iyiliğin sevilmesini kasteder. Hayır ve iyilik de hayırları sever. Çünkü onlar onun var olduğu yerdir. Süleyman da hayrı sevmeyi sevdim demişti. Yani ben sevgimde tıpkı sevgisindeki iyilik gibiyim. Bu nedenle atlar ortadan çekildiğinde yani rahvan atlar kaybolduğunda onlara özlem duymuştu. Çünkü Süleyman haz veren niteliği onun adına zorunlu kılan yeri yitirmiştir. Çünkü haz onun adına bir tecelligahtır. Bu nedenle onları bana getirin demişti. Ayette geçen tevari yani ortadan çekilmek, perdelenmek kelimesini güneşe ait sayan yorumcular vardır. Halbuki ayette güneş zikredilmediği gibi onların zannettiği gibi namazda zikredilmedi. Ayrıca onlar burada Kur'an tefsirinde Yahudi hikayelerini almıştır. Peygamber ise bize ehli kitabı ne doğrulam doğrulamayı ne de yalanlamayı emretmiştir. Kur'an'ı Yahudi hikayeleriyle yorumlayan kimse Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin emrini Allah'ın peygamberin emrini reddeden ise Allah'ın emrini reddetmiş demektir. Çünkü Allah bize peygambere itaati, bize verdiğini almayı ve yasakladığı şeyden uzak durmayı emretmiştir. Çünkü bizi İsrailoğullarının peygamberlerinin rivayetlerine ya peygamber ulaştırabilir ki onu tasdik ederiz ya da ehli kitap bizi onlardan haberdar eder ki bu durumda bu durumda da çekimser kalırız. Kitabımızda ya da peygamberimizin sözünde bu rivayeti bulamazsak ve akli kanıtlarla da onu reddeden veya onaylayan bir şey olmazsa ona dayanarak hüküm vermeyiz. Burada ayetin bağlamı ise açık bir şekilde söz konusu müfessirlerin yorumuna işaret etmez. Onların Süleyman'ı denedik ayetinin yorumu hakkındaki imalarına gelirsek burada söz konusu olan o fitne değildir. Bu deneme atlarla ilgili ise haberdar olmak demektir. Bu durumda atları gördüğünde denemenin amacı Süleyman'ın onları Allah'a hatırlayarak mı yoksa kendilerinden dolayı mı seveceğinin öğrenilmesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman'ın atları Rabbini hatırlamak üzere sevdiğini kendileri için değil belirtti. Bununla beraber o güzel alımı ve Süleyman'a muhtaç olduğu bir şeydi. Söz konusu şey Süleyman'ın kendisinden sonra kimseye verilmesini istemediği mülkün bir parçasıydı. Hak Süleyman'ın bu isteğini genel anlamda kabul etmiş, sıkıntıyı kendisinden kaldırarak işte bu bizim ikramımızdır, hesapsız olarak ver ya da dağıt. Onun bizim nezdimizde yani ahirette iyi bir makamı vardır. Yani bu mülk diğerlerinde olduğu gibi ahiret mülkünden bir şey eksiltmez. Halbuki başkaları adına böyle bir mülk dünyada nimetlendiği ölçüde ahiret nimetinden eksiltir. Allah bir grup hakkında şöyle der: Siz dünya zevklerine daldınız ve onlarla nimetlendiniz. Bu taksime göre Allah'tan sabır, sabır türlerinin en yücesidir. Allah'tan sabır, sıradan insanların zannına göre bir şeyden ayrılmak nedeniyle o şeye karşı duyulan sabır gibidir. Allah ehlinin düşüncesi ise böyle değildir. Şibli bir gencin Allah'tan sabır sabrın en büyüdür dediğini duyunca bayılıp düşmüş. Yani Allah adamlarının kamillerinin ulaşabildiği bu makamın büyüklüğü nedeniyle baygınlık geçirmiş. Şibli'ye gencin sözünden bir parıltı gözükünce onun varidi Şibli'nin yerinde güçlenmiş. Bayılmasına yol açmıştı. Yerin gücünden daha etkili her varid böyledir. Böylelikle varid ulaştığı yerde bayılma ve kendinden geçmeye yol açar. Allah ehlinin ise Allah'tan sabır hususunda sıradan insanların yorumuyla ilgili bir tecrübeleri yoktur. Nur ehli ariflerde sabrın dereceleri 323'tür. Sır ehli ariflerde ise 293 derecedir. Nur ehli melamilerde 292 derece, sır ehli melamilerde ise 262 derecedir. 125. bölüm Sabrın Terki Makamının Bilinmesi ve Sırları Kötü bir fiille karşı sabırda her hücumunda hakkın kahrına karşı durulur. Ariflerde sabır olmaz çünkü onlar dalgalı bir denizde zayıf gemi içindedir. Allah sana öğretsin bilmelisin ki sıradan insanların bildiği sabırda ilahi kahra karşı koymak ve Allah karşısında saygısızlık vardır. Allah kullarını kendisine yakarsınlar ve kendilerini sınadığı hususların kaldırılmasını istesinler diye denedi. Çünkü sabır üzerlerinde yaratıldıkları ilahi suretin nefslerinde yol açtığı hastalığa karşı bir ilaçtır. Çünkü suretin kendisinde kemale, suretin kemale halifeliktir ve onlar Allah adamlarından kamil olanlardır. Yani kemale ermediği kimse bir iddiada bulunur halifelik derecesini elde edememiş kimse surete sahip değildir. Çünkü o toplam vasıtasıyla suret üzerinde bulunur. Acıktığı için ağlayan bir adam şöyle demiş. Ağlayayım diye beni acıktırdı. Öyleyse bu kişi onun için ve ona karşı ağlanmıştır. Çünkü Allah adamlarının büyükleri kendilerini Allah'a şikayetten alıkoymaz. Onlar Allah sabredenleri övdüğünde kendilerini Allah'tan başkasına şikayetten alıkoyanlardır büyüklerin mezhebi ve yolu budur. Sümnun, sümnun Allah karşısında saygısızlık yapıp nefsinde rıza ve sabrın hükmünü bulduğunda ilahi kudrete direnmek isteyip şöyle demiş. Benim senden başkasında bir hazım yok. Nasıl istersen öyle sına beni. Allah da onu küçük abdeste zorlamayla sınanmış. Allah da onu küçük abdeste zorlanmayla sınamış. Nefs afiyetten olan payını istemek özelliğiyle yaratılmıştır ve sümnun bu belayı isterken sağlıklıydı. Bu belayla sağlık kendisinden alınca nefs yaratılış özelliğiyle ki bunu nefsin nitelikleri bahsinde zikretmiştik, sağlığı talep etmiş. Daha önce de belirttiğimiz gibi Allah nefsin yok olmayan nitelikleri için bir takım yerler belirlemiştir. Söz konusu nitelikler yok olsaydı nefs de yok olurdu. Nefsin bu talebi onun kendinden kaynaklanan bir niteliğidir. Alimlerin alimine ve hakimlerin hakimine bakınız. Nasıl da afiyet istemekte ve bunu emretmektedir. Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman afiyet isteyiniz. Bir bela içindeyseniz afiyet isteyiniz. Afiyet içindeyseniz afiyetin sürmesini isteyiniz. Bu kelime afa el eser yani eser kayboldu kelimesinden türetilmiştir. Öyleyse afiyet bulunduğu kişiden belanın kalkması demektir. Binaenaleyh kulun acizliği, yoksulluğu ve muhtaçlığıyla kalması Allah karşısında saygının bir gereğidir. Çünkü Allah ile zenginlik Allah'tan olamayacağı gibi genel bakımından yaratıklardan da olamaz. Fakat başkası nedeniyle kendisinden müstani kalınabilecek belirli bir yaratıktan müstani kalınabilir. Çünkü Allah sebepleri boş yere koymamıştır. Bir kısmı kaldırılması mümkün olmayan zati sebepler iken bir kısmı kalkabilen geçici sebeplerdir. Öyleyse cisimlik kendisinde kalırken cisimden telif ve terkimin kalkması imkansızdır. İşte bu varlıktan cismin kalkmasıyla yok olabilecek bir sebeptir. Esas sebepler kalkamayacağına göre Allah karşısındaki saygının gereğiyle geçici sebepleri de kabul eder fakat onlara eğilmeyiz. Bunun yerine düşünceyi Allah'a bağlı bırakırız. Düşüncenin Allah'a, Allah için bağlanması geçerli değildir. Böyle bir şey imkansızdır. Düşünce Allah'a sebepler nedeniyle bağlanır. İşte bu onları bilmenin tanımıdır. Kuşkusuz sabrın terkinin ne demek olduğunu açıklamış, açıklanmış oldu.